Birinci soru. İslam dini insanların ahlaklı olmalarına önem verir ve bu konuda öğütlerde bulunur. Nitekim Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin "Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim" sözü de bunu gösterir. İslam yaratılmışlara karşı boşluk olmayı ve kötü davranışlardan uzak durmayı tavsiye eder. Metindeki boşluğa kavramlarından hangileri getirilebilir? Evet, bir kıskanç. İslam yaratılmışlara karşı kıskanç olmayı, evet, bunu tavsiye etmez arkadaşlar. 2. İyi niyetli. Evet, İslam yaratılmışlara karşı iyi niyetli olmayı ve kötü davranışlardan uzak durmayı tavsiye eder. 3. Merhametli. İslam yaratılmışlara karşı merhametli olmayı ve kötü davranışlardan uzak durmayı tavsiye eder. Dolayısıyla boşluğa 2 ve 3 getirilmelidir. Doğru cevap C şıkkıdır. İkinci soru. Aşağıdakilerden hangisi kandil olarak isimlendirilen özel gecelerden biri değildir? A şıkkı Ramazan, B şıkkı Miraç, C şıkkı Berat, D şıkkı Mevlid. Evet. Miraç, Berat ve Mevlid kandilleri var. Ramazan bir aydır arkadaşlar. İbadet ayı biliyorsunuz. Dolayısıyla A. Ramazan özel gecelerden biri değildir. Doğru cevap A şıkkıdır. Üçüncü soru. İstiklal Marşı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A şıkkı. Milli değer ve şuuru yansıtır. Bu doğrudur. B şıkkı. Özgürlük ve egemenliği vurgular. Bu da doğrudur. C şıkkı. Tarihe dair ayrıntılı bilgiler barındırılır. Bu yanlıştır arkadaşlar. İstiklal Marşı ile ilgili bu ifade doğru değil. D şıkkı milleti birleştiren temel değerlerdendir. Bu da milleti birleştiren temel değerlerdendir. Bu da doğrudur. Doğru cevap C şıkkıdır. Dördüncü soru. Ey iman edenler, zannın çoğundan sakının. Çünkü bazı zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Hucurat Suresi 11. ayet. Bu ayeti kendisine ilke edinen birinden aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisi beklenmez? A şıkkı gıybet etmekten uzak durmak. B şıkkı insanlara iyi niyetle yaklaşmak. C şıkkı öz eleştiri yapmakta zorlanmak. D şıkkı bireyin yaşamına saygı duymak. Evet. Verilen ayeti kendisine ilke edinen bir kişinin öz eleştiri yapmakta zorlanması beklenmez arkadaşlar. Doğru cevap C şıkkıdır. Beşinci soru. Aşağıdakilerden hangisi Hazreti Peygamber'in Cuma günü Müslümanlara yapmalarını tavsiye ettiği davranışlardan biri değildir? A şıkkı temiz elbiseler giymek. B şıkkı Kur'an-ı Kerim okumak, C şıkkı boy abdesti almak, D şıkkı oruç tutmak, Peygamber Efendimizin Cuma günü Müslümanlara yapmalarını tavsiye ettiği davranışlardan birisi değildir. Doğru cevap D şıkkıdır. Altıncı soru. Numaralanmış özel günlerden hangileri dini bayramlar arasında yer almaktadır? 1. Zafer Bayramı. Bu milli bayramdır arkadaşlar. Dini bayram değildir. 2. Kurban Bayramı. Bu dini bayramdır. 3. Ramazan Bayramı. Bu da dini bayramdır. 4. Cumhuriyet Bayramı. Bu milli bayramdır. Dini bayramlar 2 ve 3. Kurban ve Ramazan bayramları. Doğru cevap B şıkkıdır. 7. soru. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe eremezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. Ali İmran Suresi 92. ayet. Bu ayette aşağıdakilerden hangisi öğütlenmektedir? A şıkkı dürüstlük, B şıkkı sabırlı olma, C şıkkı yardımlaşma, D şıkkı adaletli davranma. Ayette Allah yolunda harcamadan bahsediliyor. Yani yardımlaşmadan arkadaşlar. Ayette yardımlaşma öğütlenmektedir. Doğru cevap C şıkkıdır. 8. soru. Din, dil, tarih ve kültür birliği içinde aynı toprak parçası üzerinde yaşayan insan topluluğuna ne ad verilir? A şıkkı millet, B şıkkı tarih, C şıkkı grup, D şıkkı vatan. Evet. Bu insan topluluğuna millet denir. Doğru cevap A şıkkıdır. 9. soru. Bayrak ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Milli değerlerin başında gelir. Bu doğrudur. 2. Şekil ve renklerin anlamları vardır. Bu da doğrudur. 3. Birlik ve beraberliğin simgesidir. Bu da doğrudur. Evet. Verilen yargıların üçü de doğru olduğu için doğru cevap D şıkkıdır. 10. soru. Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize dostluğunuzu kesmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Bu hadislerden aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? A şıkkı, nefretin kardeşliği bozacağı. Evet, buna ulaşılır. B şıkkı, ibadet etmenin kişiye faydalı olduğu. Evet, bu hadislerden buna ulaşılamaz. C şıkkı, sevginin müminleri birbirine bağladığı. Buna da ulaşılabilir. D şıkkı, toplumsal birlikteliğin korunması gerektiği. Buna da ulaşılabilir. Evet, doğru cevap B şıkkıdır. 11. soru. Vesiletün Necat adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı Süleyman Celebi, B şıkkı Hacı Bektaşi Veli, C şıkkı Mehmet Akif Ersoy, D şıkkı Mevlana Celaleddin Rumi.
Evet, verilen eserin yazarı Süleyman Çelebi'dir. Doğru cevap A şıkkıdır. 12. soru. İslam'ın insana haber verdiği temel gerçeklerden biri de bu dünyada yaşanan hayatın ahirette hesabının verileceğidir. Bu bilince sahip bir kişiden aşağıdaki tutumların hangisi beklenemez? A şıkkı kötülükten kaçınmak, B şıkkı haksızlık yapmak, C şıkkı adaletli olmak, D şıkkı affedici olmak. Evet, bu bilince sahip bir kişiden haksızlık yapmak beklenemez arkadaşlar. Doğru cevap B şıkkıdır. Thank you.